Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Güzel bir hafta sonu geçirelim inşallah. Artık sayılı saatler kaldı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavına, TYT'ye ilk oturuma ve daha sonra da pazar günü AYT'ye 2.608.000 öğrenci başvurdu, aday oldu bu yıl. Geçtiğimiz yıla nazaran 185.200.000 dolayında bir fazlalık var. Bugün ne yapacağız? Onu konuşacağız. İlk gün, ilk oturumda TYT'de ne yapmamız gerekiyor ve AYT'de pazar günü nasıl davranmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Kimlerle? Bu işin uzmanlarıyla, pirleriyle konuşacağız. Değerli konuklarımız, İstek Okulları Sınavları Hazırlık Koordinatörü Sayın Murat Aslanoğlu hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Diğer değerli konuğumuz ise İstek Okulları Lise Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Koordinatörü Sayın Aydın Ataş hocamız da bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Şimdi Murat hocam, geçen yıla nazaran bir 200.000 fazlalık var. Bu işleri birazcık karıştırır mı, zorlar mı, ne dersiniz? Şimdi aday sayısında evet bir artış var ama işin bence geçen yılla bu yılın arasındaki temel fark, TYT'de geçen yıl biliyorsunuz pandemi şartları nedeniyle yarım saatlik bir ek süre verilmişti. Evet. Bu sene bu verilmiyor. Bu iyileştirmeler bu yıl yok. Yok. Evet. AYT adına da 12. sınıfın 2. dönem müfredatı çıkarılmıştı. Doğru. O da yok. Evet, bütün müfredattan, yani bütün lise müfredatından sorumlu. Bence bu öğrenci sayısından, katılımından daha fazla aslında etki yapacak sınavın sonuçlarını. Biz geçen seneki sonuçlara bakınca şeyi görüyoruz. Geçen yıl TYT'de 80 doğru üzerinde yapan aday sayısı çok daha fazla geçmiş yıllara göre. Bu ek sürenin aslında bir avantajını kullanmış adaylar. Fakat pandemi şartlarında hazırlanmanın dezavantajını da şeyde görüyoruz. 50 doğrunun altında yapan öğrenci de fazla geçen sene. Dolayısıyla bu şartlar yani ortada. Aşırı. Evet, evet, aynen öyle olmuş. Yani 50 doğrunun altında yapan da çoğalmış. Motivasyonunu yitiren öğrenci sayısının belki artışıyla 80 üstünde de ek sürenin avantajını kullanmış öğrenciler var. AYT'de de avantaj şuradan aslında göze batıyor. Mesela 2018'de matematikte 30 netin üstüne çıkan, 30 doğrunun üzerine çıkan aday sayısı, aday oranı %2.4 galiba. 2019'da %3.4'e çıkmış. 2020'de %8.5. Şimdi bu sene tüm müfredatın dahil olmasıyla sanki yeniden o eski oranlarına dönecek gibi duruyor aslında. Peki şimdi Aydın hocam, geçen sene yarım saat ilave edildi TYT'ye. Çok sevindik. Ama sınav bittiği zaman da çok şaşırdık. Çünkü sınavdan çıkan adaylar süre yetmedi dediler. Yani artan süre yetmedi. Paragraflar çoktu. Yine bu yıl öyle olur mu? Aslında ÖSYM soruları hazırlarken şuna çok özen gösteriyor. Diyor ki bu soru ne kadar sürede çözülebilir? Bunun pilot uygulamaları yapılıyor. Tabii geçtiğimiz yıl çok olağanüstü bir yıldı. Son 3 ay öğrenciler evlerinde hazırlanmak zorunda kaldılar. Ve çok hazırlıksız yakalandılar. Her ne kadar ÖSYM, Murat Hocam'ın söylediği gibi süreyi arttırmış olsa da TYT'de bu yeterli olmadı. Hatta AYT önceki yıllardaki AYT'ye göre daha kolay bir testti. Birçok test grubunda da ortalamalar yükseldi zaten. Bununla birlikte bu yıl öğrenciler tamamen online süreçte hazırlandılar. Çeşitli dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitime olanak sağladı 12. sınıf öğrencileri için de. Ama bu da tam yeterli bir örgün eğitim değildi. Bu noktada yarıştaki koşullar aslında benzer bir durumda. Yani iki futbol takımı sahaya çıktığında birisi için yağmur yağıyorsa diğer için de yağıyordu. Dolayısıyla bunlar gerekçelendirilebilecek, bahane üretilebilecek konular değil. Ancak tabii ki bu yılda testlerin çözülme oranlarında değişiklikler olabilir. Örneğin 2019 yılında da 2.527.000 aday başvurmuştu. Bu yılkine yakın bir sayıydı. Sayının artması azalmasıyla birlikte bir de kontenjanları düşünmek gerekiyor. Elbette ki yeni üniversitelerimiz var. Yeni açılan bölümler var. Kimi üniversitelerin kontenjan talepleri olduğunu biz işimiz gereği öğreniyoruz. Sanıyorum ki bu başvuran aday sayısının artışıyla orantılı bir kontenjan artışı da olacaktır. Zaten takdirimiz, hepimizin gördüğü bir gerçeklik var ki birçok kontenjan hem yüksekokul düzeyinde hem de fakülte düzeyinde hemen her yıl boş kalıyor. Dolayısıyla aday sayısının artması bence öğrencileri çok olumsuz etkilemez ama pandemi süreci, belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız, hazırlık aşamasında stratejiyi ve taktiği ön plana çıkardı. Daha iyi hazırlananlar
pandemi döneminin koşullarına kendini daha iyi uyarlamış adaylar bir adım öne çıkacak diye düşünüyorum. Arayı biraz daha açacak. Makasın açılacağı bir sınav. Bugün işte kalan saatlerde ne yapmak gerekir? İlla da hani bir şey yapalım arayışı doğru mu size? Hayatın normal akışı sürsün mü? Evet, bu bizim de hani bu son hafta, son gün çok sorulan sihirli bir şey cümle arıyorlar aslında belki de. Ya aslında şöyle örnek vermek lazım. Psikologların çok kullandığı bir şeydir bu. Ben size işte pembe bir fil düşünmeyin demeye başladığım andan itibaren pembe bir fil düşünmeye başlarsınız. Evet. Biz kaygı duymayın, sınavı düşünmeyin desek de adaylar mutlaka düşünecekler. Yani burada bir önüne geçmek çok zor. Rutini bozmamak belki de buradaki bence de, en önemli doğru. Şey. Hani belki onu ayrı konuşacağız ama ilk günün sonunda o günü TYT'yi çok konuşmamak da lazım. Çünkü bir ikinci round var aslında tabii. Baktığımızda. Oradan soru sormamaları. Yani arkadaşıyla sohbet etsinler, muhabbet etsinler ama biraz daha havadan sudan sohbet konuşsun. Etmeleri daha mantıklı. Yani şu soruyu ne yaptın vesaire gibi. Çünkü onun da doğru olduğunu bilmiyoruz ama onları tartışmaları çok çok doğru değil aslında baktığımızda. Peki bugün evet. Birazcık çalışalım mı? Şöyle bir bakalım mı? En çok gelen sorulardan biri de bu. Evet. Açık söylemeliyim ki akademik hazırlık süreci çoktan tamamlanmış olmalıydı. Evet, bugün çalışılabilir mi? Peki tabii ki ihtiyaç duyduğumuz bir konuda bir takım notlara göz atmakta herhangi bir sakınca yok. Öğrenci aday kendini rahat hissedecekse bunda bir sakınca görmüyorum. Ama uzun yıllardır pedagojik yaklaşım göz önünde bulundurulduğunda sınava birkaç gün kala önerilen şeyler arasında ders çalışmak yok. İyi dinlenmek, iyi uyumak, beslenme alışkanlığını değiştirmemek, sınav günü ve sabahı o çok önemli ve belirleyici. Bu dakikadan sonra yapılacak akademik hazırlığın sınava katkısı olmaz ama kişinin kendini rahat hissetmesi, motivasyonu ve psikolojik olarak kendini daha güvende hissetmesi için yararı olabilir. Bunun dışında çok önemli bir etkisi olamaz. İşte TYT için 10 farklı branştan söz ediyoruz. AYT'de her dal için çok sayıda branş ve özellikle 11 ve 12. sınıf konularının müfredatları, alt başlıkları, konu kazanımlarını göz önünde tuttuğumuzda bir günde ne yapılabilir? Belki bir konunun bir alt başlığındaki bir rötuş yapılabilir. Evet. Gerek var mı? Bana sorarsanız buna da gerek yok. Şimdi Murat Hocam eminim ki yıl içinde istek okullarında siz öğrencilere 40 tane, 50 tane, 60 tane deneme sınavı yapmışsınız. Yaptık. Mümkün olduğu kadar da bu standartları yakalamaya çalışıyorsunuz şeyin ÖSYM'nin. Peki buradaki sonuçlarla gerçek sınav, yarınki sonuçlar ne derece birbirine örtüşür? Şimdi, yani bu genel bir soru esas. LGS'de ölçme şansımız oldu bunu. Oldu. Çok yakınız. TYT, AYT'de de aslında bu standartlarda çıkaracağımızı düşünüyoruz. Az önce söylediğimiz şey aslında bizim deneme sınavlarımızda çok net bir şekilde o makasın açılması. Yani üst düzey öğrenci ile daha alt düzey dilimlerde yer alan öğrenciler arasındaki makasın açıldığı aslında gözlemleniyor. Burada da öz denetimini iyi yapan öğrenci. Herhalde ön her zaman ön plana çıkıyor. Bu her pandemi zaman. Tabii ki her zaman ön plana çıkıyor. Bir de ben hani Aydın Hocam az önceki bir iki cümle ekleyecek olursam aslında orada artık kendilerine biraz güvenmeleri lazım. Çünkü şunu çok test ettik biz. Çocuğun önüne koyarız. Bak bu geçen sene çıkmış bir soruydu. Zordu ama sen bunu çözersin dediğimizde genelde yapılma oranı daha yüksek oluyor. Bu. Ama tersini kurduğumuzda bu çok zor bir soruydu. Kimse yapamaz dediğimizde genelde yapılma oranı düşer. Yani bugün artık kendilerine güvensinler. Yarın ve pazar günü ellerinden gelen en iyisini çıkaracaklar evet. Çocuklar. Benim bu yıl 25. yıl bitiyor yani televizyonculukta bu programda yani Doğru Tercih programında 25. yıl bitiyor. Ama çok samimi olarak itiraf edeyim bugünkü programın kaygısı dün akşamdan başlıyor. Sabahleyin buraya geldiğim zaman bu heyecanı ben yaşıyorum. Bu gayet doğal olması gereken bir şey zaten. Ne dersiniz? Kesinlikle, sınav için de aynı şey. Kesinlikle katılıyorum. Bizler öğretmen olarak yüzlerce kez anlattığımız bir konuyu 101. kez anlatacağımız zaman bile hazırlık yapıyoruz. Tabii. Bu işin doğasında zaten kaygı bizi motive eden, tetikleyen ve harekete geçiren bir unsur. Bunu denetlemek, kontrol altına almaksa dışsal etkenleri birazcık köşeli bir parantez açıp bunun dışına koyarak kendimize dönmek ise aslında mümkün. Bu dakikadan sonra ne yapılabilir? Birçok şey yapılabilir. Bir kere biz bir emek harcadık. Bir yıla yayılan bir alın teri döktük. Hatta iki yıla. Kesinlikle. Pandemi sürecinde istikrarlı idik.
çokça deneme sınavı uyguladık. Biz kendi okulumuzda öğrencilerimize istek okullarında 100'e yakın deneme uyguladık. Hani siz dediniz ya 40, 50, 60. 101.ye girecekler ve sahne yarın onların ve öbür gün çıkıp hünerlerini sergileyecekler. Sınav sırasında inişler çıkışlar olacak. Evet, Türkiye birincisi olan aday bile yanlış yapabiliyor. Tabii, evet. Geçtiğimiz yıl TYT'de 2 yanlış yaparak Türkiye birincisi oldu biri. Kendimizi geçmiş yılların sınavlarıyla da kıyaslamak hiç doğru değil. Her yarış kendi içinde anlam kazanıyor. Futbol liginden örnek verebiliriz. Yapılan maç sayısı eşit fakat alınan puanlar farklı. Bir takım 82 puanla ikinci oluyor. Bir yıl sonra başka bir takım 74 puanla birinci olabiliyor. Evet. Şampiyon olabiliyor. Bu bakımdan şu kadar net yapmam gerekir. Bu kadar neti yapamazsam istediğim yeri kazanamam gibi yargılardan kaçınmalılar öğrenciler. Evet, çok ilginç bir şey anlatayım size. 43 yıl önce ben bu sınava girerken işte o yıllarda yazlık kavramı vardı. Yazlığa gitmiştik sınavdan önce. Şimdi naçizane hani tavsiyelerde bulunuyoruz ya. Ben şu hatayı yapmıştım. Sınavdan önceki gün öyle bir yandım ki hani ikinci derece yanık denir ya, böyle haşlanmış gibiydim. Sınava giderken inanın tişörtümü şöyle tutup da vücuduma değmesin diye o şekilde gitmiştim ama çalıştıktan sonra o durumda bile gene kazanabiliyorsunuz, gene yapabiliyorsunuz. Tabii ki doğrusu böyle bir şeyin olmaması. Şimdi geçen yılki verilere baktığımızda değerli Murat Hocam, temel matematikte 0 ile 10 doğru arasında, bakın net değil, 0 ile 10 doğru arasındaki öğrenci sayısı sınava katılanların %77'si. Öyle. Ben daha vahim bir şey söyleyeyim. Sıfır çeken, TYT'de sıfır çeken aday sayısı 400 bin matematikte. Temel matematikte. Evet, temel matematikte. Yani bu matematik okur yazarlığı maalesef Türkiye'nin çok küçük yaşlardan itibaren getirdiği çok bu çocukların sorun. Suçu da değil esas. Değil. Tabii ki değil. Tabii ki değil. Yani zaten o testin ölçtüğü şey ilkokuldaki 4 işlem basamaklarından başlıyor burada. Bizim öğrencilerimizin en çok zorlandığı soru tarzı belki de birden fazla işlem basamağı gerektiren sorularda. Yani anlayacak, analiz edecek ve bana neyi sorduğunu, o verilerin neyi sorduğunu bağıntı anlayacak, kuracak, bağıntı kuracak. Soru tarzı maalesef çok zorlanıyorlar. Çok da seçici. Ortalama güçlük seviyesi de galiba 0-10 7 seviyesinde TYT'nin geçen yıl fizikle başa baş gidiyorlar zaten o noktada matematik ve fizik dersleri en seçici, en zorlayıcı dersler oluyor. Şimdi Aydın Hocam temel matematikteki durum bu. Fen bilimlerinde 555 bin öğrenci sıfır yapmış. Teste dokunmuyor bile. Eksiye evet. Düşenler de var. Aslında bu sınav açıklanırken 2018 yılında YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç bunu açıkladı ve dedi ki bizim bir ana dilimiz var Türkçe. Bunu çok iyi okumalı, yazmalı, anlamalıyız. Bir de dünyanın evrensel dili var, bilimlerin dili var, bu da matematik. Biz burada temel düzeyde Türkçemizi ve matematiği okuma, anlama, analiz etme, yani muhakeme edip sonuca ulaşma noktasında geliştirmeyi amaçlıyoruz dedi. Zaten bakarsak TYT'deki 120 sorunun 3'te 2'si yani 80 soru bu iki testten geliyor. Burası AYT'ye kaynaklık ediyor. Çünkü TYT'deki moralimizle bir gün sonraya kendimizi hazırlıyoruz. Bu bakımdan sadece matematik değil, Türkçedeki başarı da son derece soru işaretleri barındırıyor içinde. Geçtiğimiz yıl TYT'de öğrencilerin büyük bölümü ilk olarak Türkçeyi çözmeye başladıkları halde 15.2'lik bir ortalamamız, toplam başarı düzeyimizde %35'ti. Bu ne demek? Ana dilimizi okumak, anlamak konusunda problemli bir kuşağız demek. Ya da soruların ölçücülüğü tartışılabilir ki bu ikinci planda kalıyor. Doğru olan ne? Soruları okuma ve anlama düzeyi bakımından daha alacak yolumuz var. Var. Bir de şu olay var. Şimdi geçen yıl 2 milyon 300 bin aday sınava girdi dedik. 120 sorudan sınavı kazanmak için 150 puan almak gerekiyor. Geçen yılki veriler doğrultusunda 120 sorudan 15 net çıkartmak gerekiyormuş. Ama ilk gün yani TYT oturumunda tam 550 bin aday 15 net dahi çıkartamadı. Yapamadılar. Evet, yapamadılar. Peki neden yapamıyorlar? Yani hadi sayısalı bir kenara bırakalım. Zor dedik, korktuk, kaçtık. Bir mazeret öyle. Sözelden niye çıkmıyor bu 15 tane net? Ya işte dediğimiz gibi az önce aslında temelden kaynaklanan bir sorun var. Yani her şey okumakla belki başlıyor, okuduğunu anlamakla başlıyor. Aydın Hocam'ın da dediği gibi biz o şekilde bir nesil maalesef yetiştiremiyoruz. Eskiden belki biraz daha fazla vardı bu tip öğrenciler elimizde. Mesela üst düzey çocuklarda da TYT matematikte 40 yapan geçen yıl galiba 2100-2200 öğrenci varken
Türkçe'de sadece 34 kişi 34 var. 40, 40 sorunun 40'ını yapan. Orada da bambaşka bir şey var. Yani orada 4000 öğrenci de sıfır yapmış. Sıfır çekti. Ana dilinde. Ana dilinde. Türkçe ve Türk öğrenci. 40 soruda sıfır çektiler. Evet. Peki TYT'de işler istediğimiz gibi gitmezse, tabii ki asla böyle bir şeyi istemeyiz de, ertesi gün bunu toparlayabilir miyiz? Kesinlikle evet. Çok güzel bir soru. Siz sormasanız ben araya girip söyleyecektim. TYT'de 120 soru var ve teorik olarak alabileceğimiz toplam puanın 160'ı buradan geliyor. Yani 1.125 puan her net. Fakat AYT'deki 80 soru bize 240 puan getiriyor. Bu da şu demek, 3 puan alıyoruz AYT'deki bir sorudan. Eğer standart sapmaları yok sayarsak. Kafa karıştırmamak için standart sapmanın ne olduğunu başka bir bahse bırakalım. Ama TYT'de ben istediğim sonucu alamadığıma dair bir inanç taşıyorsam, yani ya TYT'm daha iyi olmalıydı diyorsam, bir gün sonraya asılmalı ve yüklenmeliyim. Çünkü orada çözeceğim her soru bana 3 puan getirecek. Evet, %40, %60. Zaten çok teşekkür ederiz. Daha rahat giriyorlar ikinci gün. Yani o ilk gün o kaygı giriyor. Çok teşekkür ederiz katıldığınız biz için. Biz teşekkür ederiz. Yarın saat 16.05'te özel programlarımız var. Takip ederseniz sınavın yorumlamalarını yapacağız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saat 16.05'te tekrar görüşmek ümidiyle. Esen kalın efendim.